Günaydın. Erken geldin. Geç gelmekten iyidir. Bugün kimse yok galiba. Temizlik size kalmış. Bu işin keyfi bu. Siz seviyorsunuz denizi. Severim. Sen? Ben çok sevmem. Bizim sorunlu bir ilişkimiz var. Senede bir hafta, o da gidebilirsem tatile gidiyorum. Onda da soğuksa hayatta girmem. Görüldüğü gibi güneşlenemiyorum da. Yani benim tatilim gölgede takılarak geçiyor. Denizin keyfini gerçekten çıkarmak istiyorsan tekne şart. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Bir tane 40 metre varmış aramızda ama. Eğer anlaşabilirsek ben de o. Pazarlıklarımı sürüyorum. Yo, illa öyle büyük bir şeye gerek yok. Hesaplı küçük şeyler de var. Bizim vardı eskiden mesela. Babamla açılırdık adalar tarafında. Balık falan. Tabii canım, hem de nasıl. Ben balık tutmayı da sevmem. Benim gibi tez canlı biri için öyle saatlerce bir şey yapmadan beklemek çok sıkıcı. O işin keyfi orada. Beklerken sohbet edeceksin, müziğini açacaksın. Siz öyle yapıyordunuz galiba. Babamla ilk kez balığa gittiğimiz günü hatırlıyorum. Oltaları attık, bekliyoruz. Babam tabii işin uzmanı, peş peşe çekiyor. Lüfer, uskumru, çinekop. Ben de izliyorum öyle. Neyse, aradan saatler geçti. Bir de baktık benim oltada hareket var. Çektik hemen babamla. Levrek, nasıl çırpınıyor görmen lazım. Babam iğneyi çıkardı, balığı denize bıraktı. Aa, neden? Ben de aynı tepkiyi verdim. Baba dedim, neden yaptın? Meğer adettenmiş. Balıkçılar her zaman ilk tuttukları balığı denize bırakırlarmış. Saatlerce beklediğim balık gözümün önünde suyun içinde kaybolup gitti. O kadar emek, çaba. Ben sevdim. Bence güzel bir ritüel. Sonra babam dedi ki, denizin bir kuralı var. Sen balığı değil, balık seni seçer. Şimdi balığı serbest bıraktın ama o eğer isterse sana geri döner. Ferit Bey, bizim sözleşmemizin ne işi var burada? Artık özgürsün. Sözleşme yok. İyi de siz bunun için... Artık seni zorlamayacağım. Her şey senin elinde. İstediğin yere gidebilirsin. Senin kararın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nazlı. Her şey için.